Beykoz Training Course sunar. Tevzi kumandası ve sabit gergi mekanizması için kayışların kontrolü ve değiştirilmesi. Tedbir niteliğinde kontroller. Değiştirmeye sebep olmuş nedeni kesin olarak belirleyin ve gerekli tedbirleri alın. Doğru yedek parça seçimi son derece önemlidir. Dişli kasnakların profillerinin kayışın profiline kesinlikle uygun olduklarından emin olun. Genel tavsiyeler. Bütün kayışları ve özellikle dişli kayışı monte etmek için ve bu müdahale esnasında kayışa hasar vermemek amacıyla tavsiye edilen aletlerin bulundurulması tavsiye edilir. Özellikle gergi rulmanının sabitleme vidasına dair belirtilen kilitleme torklarına dikkatle uyabilmek için dinamometrik anahtar kullanarak montaj talimatlarını izleyin. Kayışı bunun içinde bulunan cam elyaf korda hasar vermemek için bükmemeye, kıvırmamaya ve katlamamaya dikkat ederek kullanın. Aynı nedenle asla levyeler veya tornavidalar gibi aletler kullanmadan ve kayışı zorlamadan kasnakların üzerine geçirin. Bütün zamanlama komponentleri kayışın lastik karışımına zarar verebileceklerinden hidrokarbürler, solventler, temizleyicilerle muameleden geçirilmemelidirler. Kayışı sökme ve monte etme işlemleri motor soğukken gerçekleştirilmelidir. Önceden kullanılmış bir kayışı asla yeniden takmayın. Akünün toprak kablosunu çözün. Trigger kayışına ulaşmayı engelleyen bütün komponentleri çıkarın. Koruma karakterleri, yardımcı kayışlar, kasnaklar, esnek hortumlar. Tahrik şaftının üzerindeki işaretleri kam dişlisiyle hizalamak için tahrik şaftını çevirin. Gergi rulmanını gevşetin ve geriletin. Trigger kayışını çıkarın ve inceleyin. Gergi rulmanını ve kılavuzun sabit rulmanını çıkarın. Dişlilerin aşınma derecesini kontrol edin ve gerekmesi halinde şüpheli parçaları değiştirin. Normal bakım prosedürü çerçevesinde gergi mekanizmalarının ve kasnakların değiştirilmesini sağlayın. Olası yağ ve soğutucu sıvı kaçaklarının mevcudiyeti, kayışın ömrü için zararlı olduğundan bunları kontrol edin. Su pompası kasnağının aşınma derecesini ve sıvı kaçakları bulunmadığını kontrol edin. Şimdi kayışın hasar görmesine veya kopmasına sebep olan nedenleri ve etkileri inceleyelim. Dişlerin kesilmesi, az gerginlik. Dişlerin ayrılması, çok az gerginlik, gerginlik kaybı. Katman tüketimi. Çok az gerginlik, gerginlik kaybı. Yan aşınması, hizalanmama. Aşınmış sırt, sert komponent bloke. Kordun düzensiz kopması, çok aşırı gerginlik. Dişlilerin aşınması, düzensiz gerginlik, düzensiz kasnak profili. Sırtta çatlaklar, aşırı ısı, hatalı kayış yapısı. Ayrılma ve veya şişmeler. Kontaminasyon. Kayış ek parçasında net kopma. Aşırı kıvrılmış kayış. Trigger kayışının faz ayarı ve takılması. Yeni sabit gergi mekanizmasını takın. Faz ayar çentiklerinin hizalanmış olduklarını kontrol edin. Trigger kayışını geçirin. Kayış üzerindeki oklar rotasyon yönüne doğru dönük olmalıdır. Sabit gergi mekanizması ayarı. Gergi mekanizmasının doğru konumlanmamış olması halinde önce kayış ve sonra motor hasar göreceğinden bu kesinlikle dikkate alınması gereken bir işlemdir. Gerginlik ölçme cihazının referans pinlerini kayış gericinin deliklerine takın. Ölçüm cihazındaki ağırlığı kademeli çubuk üzerindeki 65 mm hizasında konumlandırın. Kayış gergin olduğundan kademeli çubuğun yatay pozisyonda bulunduğunu kontrol edin. Piston nobiri üst ölü noktaya getirecek şekilde tahrik şaftına normal rotasyon yönünde 2 tur attırın. Kayış
kayış gericinin pinyon somununu, 28 Nm'ye kilitleyin ve gerginlik ölçme cihazını çıkarın. Faz ayar çentiklerinin hizalanmış olduklarını kontrol edin. Kayışın gerginliğini daima özel kontrol aparatıyla yeniden kontrol etmeniz tavsiye edilir. DTM Deko Tensiometer kullanımı. DTM gerginliğin kolay ve hızlı ölçümü için kullanılan ipin cebri titreşim prensibi bazında etki gösteren elektronik bir cihazdır. Senkron veya asenkron bir kayışın doğru montaj gerginliği sisteminin fonksiyonelliği, gürültüsü ve ömrü üzerindeki etki gösterir. Ölçüm şekli. Ekran üzerinden belt testi seçin ve kayışın kutusu veya kullanıcı kılavuzu üzerindeki barkodu tuşlayın. Kasnaktan başlayarak kayışın branşını ölçün ve cihaz üzerine tuşlayın. Sensörü seçilen serbest kayış kısmına dik konumlandırın ve bu doğrultuda kayışı titretin. DTM ölçüm gerçekleştirildikten sonra akustik bir sinyal verir. Veriler ekran üzerinde aşağıdaki şekilde belirir. Gerginliğin nominal değerde yüksek olması halinde ekran 1 ile 3 artı arası belirtir. Gerginliğin alçak olması halinde ise ekran 1 ile 3 eksi arası belirtir. Gerginliğin doğru olması halinde OK belirir. Gerginliğin uygun olmaması halinde kurma prosedürüne temelden itibaren yeniden başlayın. Deko Aftermarket. Deko güç iletim sistemleri dünyada her gün milyonlarca motoru hareket ettirir. Üretim teknolojisinin sürekli gelişimi, araştırma ve geliştirme yatırımları, materyaller üzerindeki düzenli kontroller, proseslerin otomasyon sistemleri bütün Deko komponentlerinin maksimum kalitesini garanti ederler. Deko, dünyanın en büyük motorlu taşıt üreticilerinin hizmetindeki teknoloji ve kalite. İlk donanım için güç transmisyon sistemleri lideri Deko, satış sonrası ürün ve hizmetlerde menşe kalitesi garanti eder. Deko, the original power in motion.